Mustafa kardeşim de şimdi güzel böyle bir... Ben sunuyordum ya. Tabii. Şimdi Finlandiya'da Allah'ına kurban deyince aklımıza bir kişi geliyor. Eyvallah. Benim aklıma Bilal abi geliyor. Başka eyvallah. Kimse gelmiyor. Eyvallah kardeşim. Bilal abim 50 senedir, 50 sene mi? 30. 30 senedir. 30 senedir Finlandiya'da. Biz 50 dedik ki hani 3'ten atalım Bilal abi alttan atsın. 30 derece. Yani alttan değil biz şakalaşıyoruz. Yok anladım. Vallahi Bilal abi şu Finlandiya'da sağcısı, solcusu, ortancısı, üstten, üst tabakadan, alt tabakadan herkes tanıyor. Ya şimdi Finlandiya'da burada ben geldiğim günden beri her zaman için şunu savundum. Hatta seninle tanıştığımız günle beri. O zaman da ben her zaman şunu savundum. Dedim ki biz burada Finlandiya'da hiçbir zaman için bir Türk olarak ben hiç kimse ayrımcılık yapmadım. Hiçbir zaman için demedim ki bu adam Kürt'tür, Türk'tür, Alevi'dir, Sünnidir, Ermenidir, Yahudidir, Finlidir. Hiçbir ayrım yapmadım ben. Zaten benim özelliğim o. Finlandiya'da. Bilal abi sen adaylığını niye koymuyorsun? Ya meclise böyle adam lazım yani herkes tanıyor. Ya inşallah. 10 bine yakında şeyimiz var, oy verenimiz var, oy verenimiz yok. İnşallah. 6 bin falan da. Az değil yani. İnşallah o gün, inşallah o günler de gelir yani. Ben şimdi bir de, ben daha önceleri biliyorsun Antepli bizim hemşerim var Necdet. Necdet'i ben şey yaptım. İstedim ki yani böyle Necdet gibi, senin gibi sevdiğim insanlar oraya girsinler. Abi biz daha yeniyiz Finlandiya'da. Yeni gelmişiz. Siz varken 30 senelik bir deneyim var Finlandiya'da şöyle. Ya tamam işte biz de ticaretle falan uğraştığımız için ondan dolayı biraz şey kaldık. Pasif kaldık daha doğrusu şeyden. Yani, peki tesbih ticaretin neresinde duruyor? İlk üst, en üstte mi en aşağıda? Şimdi benim ben serbest tesbih koleksiyonunda dünyada ikinci sıradan bir adamım. Ona göre. Tesbih yaklaşık 45 seneden beri tesbih koleksiyonum var. Evet. Ben tesbih alırım ama kolay kolay satmam. Satmıyor. Yok. Ne yapıyor? Genelde mesela diyelim ki şu tesbihde iki tane mi var? Evet. Senin gibi sevdiğim arkadaşın elinde bir tesbih mi gördün? Evet. Hemen onu değiştiririm. Şimdi Bilal abi ben akşam yesem sen yoksun. Evet. Diyelim ki şeydesin, restorantasın, ben akşam size gittim. Evet. Bu tesbihler açıkta mı yoksa 4-5 tane şeyin arkasında? yok açıkta. Öyle tabii. Yoksa şifreler mi var? Yok kurban olsun. Öyle kapıdan içeri girip de, şimdi benim hanımım Finlandiyalı. Kapıdan içeri girip de yenge... Yani yenge de evde yoksa direkt gittim eve. Kapıdan içeri girdin mi de hemen vitrinde görürsün zaten. Vitrinin kapısını açtın mı istediğin de. Hangisini alayım? Hangisini canım çekerse. Yani bir de şey öyle ben öbürleri gibi kitle mitle olayım yok. Hani ki hepsi böyle şey. Bir de hobim olduğu için gelen arkadaşlar, bak Antepizade'de de benim duvarda asardım tespitlerimi. Orada da böyle bayağı bir şeyim var. Gelen arkadaşların hiçbir tanesi kalkıp da böyle tespihi alayım götüreyim diye şeyler olmadı. Arkadaşlar hatta alırlar çekerler, çoğu bırakıp giden arkadaşlarım falan vardı. Ve benim de cebimde tespihim de eksik olmaz yani. Böyle... Ben size geldim boş dön. Senin canı sağ ol. Alır şöyle bir... Al bir tane çek bakayım. Bu nereden? Bu Eskişehir mi? Erzurum mu? Neresi? Yok bu... Ben tesbih bilmem ha. Yok bu normal bir tesbih. Hatay'dan alınma bir çekirdek tesbih. Çekirdek tesbih. Kulaklar çınlasın. Eniştem var. Eniştem bana hediye etti. Senin tesbihlerin Bilal abi 99'luk mu 33'lük mü bir sayıları var mı? Bende hepsi var. Hepsi var. Şimdi serbest tesbih koleksiyonu dediğimiz o. Yani bende hepsi var. 33'lük var, 99'luk var, 42'lik var, 17'lik var, 19'luk var. Bu bilek boy dedikleri falan. Yani bende çok tespih var. Bende yaklaşık 7000 tane benim kendi koleksiyonluk tespihim var. Peki Bilal abi tespih koleksiyonunda bu hobiden hariç ne yapıyorsun? Top mu oynuyorsun, balık mı tutuyorsun, ava mı gidiyorsun, ne yapıyorsun Finlandiya'da? Boş vaktin nasıl geçiriyorsun? Valla işte şu tespihe zaten bir kafayı taktım mıydı, bayağı bir zamanımı alıyor. Tespihin haricinde de işte internette genelde şu küçük bıçaklar var. O bıçaklarını, onları biriktiriyorum. Bıçak biriktiriyorum. Tespih koleksiyonundan sonra. Yüzük koleksiyonum var. Gümüş. Bir soru soracağım aklıma gelmiş. Şimdi bunları Türkiye'ye götüreceksin. Havaalanında sorun çıkar mı? Burada gidişte veya İstanbul'da. Abi bu kadar değerli malzeme var elimde. Bütün tespihler. Birden götüreyim derken. Nasıl götüreceksin Türkiye'ye? Tahmin etmiyorum ya valize koyduğum zaman şey gider yani öyle bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Ama yalnız şöyle bir şey duydum ben Finlandiya'da. Bundan birkaç sene önce Türkiye'deki arkadaşlar bazı tespitçi arkadaşlar onlar da sağlam koleksiyoncu insanlar.
bazı büyük benden büyük abiler falan vardı. Onlarla bir ara internet üzerine konuşurken bana dediler ki burada sergi açacaktık biz. Yani tespih sergisi açacaktık, kültürlü. Kültür, kültür amaçlı. Ama araştırdık ki Finlandiya'da koleksiyonun da vergisi varmış. Koleksiyonun da vergisi var. Bir de senin vergisi var. Öldün mü onun vergisi var. Bir de şeyi duydum Mustafa. Koleksiyon yapıp da sergi açtığın zaman serginin de vergisi varmış. Doğru. Onun için dedim baktım ki. Bilmediğim bir konu. Sen bir de balık tutuyormuşsun Bilal abi. Severim. Balık yemesini sevmem ama balık tutmasını çok severim. En çok tuttuğun balık hangisi? Lohi. Lohi. Evet. Bu kirya lohi. Kirya lohi. Türkçesi somon balığı. Somon balığı. Somon balığı en çok tuttuğumuz. Hatta deminki o arkadaşlar falan var. Türkmen arkadaşlar falan var. Onlarla falan gittiğimizde Normi Yervi diye bir yer var. Orada bayağı. Göl mü şey mi? Akarsu ama onlar burada Finlandiya'da bütün millet balık tutsun diyerekten belediye kendisi atıyormuş. Şu Finlandiya'da en sevdiğin kişi kim? Finlandiya'da en sevdiğim kişi hemşerim Necdet Karadağ. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek kebap tabii ki. Kebap, lahmacun. Fin yemeği olaraktan... Niye bu olaraktan pek bir şeyim yok ya öyle bir... Öyle sen kolay sorular geleceğini zannediyordun değil mi? Estağfurullah. Yani yemek üzerinde ben yemek ayırmam kolay kolay da. Yani fin yemeklerinde de... Şimdi... Evet. Yani öyle şöyle... özellikle şu fin yemeğini severim diye bir şeyim yok ama yine de yerim yani yemek ayırmam. Ama hobim tabii kebaptır. Lopet. Şimdi Bilal abinin bir özelliği var. Duydum bunu. Kendisine de soralım. Çocuklarıyla hiç Fince konuşmuyor. Doğru mu? Kesinlikle. Sadece İstanbul Türkçesi. Tabii. Yani ben çocuklarına ben hayatta... Bunu çok kişi bana söyledi. Ben hayatta, hatta benim oğlan o zaman yeni yeni konuşmaya başladığında gelirdi bana anlatırdı. Ben de şöyle dinlerdim elini. Ne anlatıyorsun oğlum sen derdim. Baba derdi bunu istiyorum derdi. Oğlum anlamadım derdim ben de. Ta Türkçe söylüyorsun kadar. İşte bak bunu hepimizin örnek alması gereken bir tabii hareket. Biz ne yapıyoruz? Fince konuştu mu Fince cevap vermeye çalışıyoruz veya anlıyoruz hemen o cevap Türkçe cevap vermeye çalışıyoruz. Öyle değil mi? Anlamamazlıktan gelecek. Ya şimdi bir de çocuk deyip bakmayın. Çocuk gerçekten kafur olarak çok zeki. Yani bu hele bir aslında burada geçen çocuklar çok zekidir. Burada geçen çocukların çocuğu babanın hissetsin ki böyle onunla fince konuşmadığını veyahut da o hissedilir. Ben mesela çocuğuna... Hemen kanalı değiştiriyor tabii, değil mi? Tabii. O biliyor. Mesela ben bana dönüyor, Türkçe söylüyor, annesine dönüyor, fince söylüyor. O biliyor babasından hangi dili konuşacağını. Benim kızım da öyle mesela. Bak. Şöyle bir olta mı atalım? Ne diyorlar buna? Sallat eller mi? Bilal abi hapiste de kattın değil mi sen Türkiye'de? Türkiye'de 80'lerde 12 Eylül dönemlerinde. Allah Türkiye... o günleri bir daha getirmesin. Amin. Allah o günleri bir daha Türkiye'de getirmesin. Türkiye'de en özlediğin şey ne? Türkiye'de en özlediğim şey... Tabii şimdi Türkiye'nin insanı, Türkiye'deki ortam, Türkiye'deki arkadaşlık. Yalnız şunu söyleyeyim ben size. Buradaki de arkadaşlık çok tatlı. Öyle. Buradaki de arkadaşlık çok tatlı. Ve ben sana şunu söylüyorum. Benim çevremdeki bütün arkadaş edindiğim insanlar gerekse burada olsun, gerekse Türkiye'de olsun. Gerçekten hepsini birbirine çok değerli. Bu muhabbete şey değil yani. Karşılık vermemek elde değil. Bu memlekette ben bütün arkadaşlarım beni sayar severler. Ben de kendilerini sayar severim. Benim bir tek hatam nedir? Acı biraz bazı şeyleri sinirlendim. Sigorta miydi? Attığı zaman sigorta düz gidiyorsun değil mi? Biraz burada yok. Hepsini zıt yaparım üstüne. Biraz işte o rahatsızlığım var. Bazen böyle sinirlendiğim zaman mesela birinin kalbini kırdıysan özür dilemek tabii, lazım. Tabii. Yani. Kimsenin özel hayatına girmiyoruz. Şeyi ilgilendirmiyoruz. Ha biz genelde de kimsenin de kalbini kırmam. Bu memlekette mesela ben sana şunu söylüyorum. Ben hiç telefonda ben Antepli Bilal'ım falan demem. Adama telefonla konuşsam senin, vay Allah'ına kurban herkes senin. Herkes tanıyor zaten. Allah'ını severim dedi. Özdeşleşmiş. O Bilal Usta. Evet. Yani bir şeydir yani. Ya bundan güzel bir şey yoktur be. İnsan sevgisi kadar dünyada hiçbir güzel bir şey yoktur be. Türkiye'de ben işte bunu özledim. Bu insan sevgisini, oranın havasını tabii, havasını. Ondan sonra oranın, Türkiye'nin de kendine... Bizim tabi memleketimiz, vatanımız, oranın tadı bambaşkadır. Peki, bu arada Bilal abi davul da çalıyor. Zurna çalabiliyor mu? Yok. Onu yapamıyor. Yok. Davulu çok güzel çalıyor.
bir teyzemin oğlu var. Onun düğününde, bir düğünde, ben de ayıp söylemesi biraz alemci bir insanım, severim abi. Biraz ayıp kafam, söylemesi yani ya. Biraz kafam iyi olunca. 70'likler mi, o bir küçüğü mü? Hangisini? Fark etmez benim için. Şimdi bir gün oturduk içiyoruz böyle, kafam da kayık oldu. Abi tit tit yok, içmeden bahsetmiyor lan, sen baklava kısmına geç. Oturduk böyle bir ayran içiyoruz. Ayran içerken de lan baktım ki davulcuya şöyle öyle bir güzel çalıyor ki. Herif böyle çok güzel çalıyor. Orada bir tanesi de darbuka çalıyor. Darbuka çalıyor bir tanesi de. Hem davul hem darbuka. Bizim Dezorlu dedim ki, Dezorlu dedim ne var dedi. Dedim ki sen bu davulu çalabilir misin lan dedim. Dedi ki yok ya dedi, ben çalarım dedim. Yok ya dedi. Dedim harbi çalarım dedi. Ama içimde bir öyle bir ben gördüm ki, Facebook'ta yayınlamışsın. İçimde bir öyle bir geldi ki. Dedim adama bir ver dedim, ben de var. Hem dalına hem bu. Ben de şimdi tuhaf oldum yani. Hakikaten de şimdi ondan sonra ben... Abi burada düğün oluyor. Çaldık. Evlenenler var, şeyler çaldık. Var. Sana bir davul getirelim Adıyaman'dan. Çaldık. Oraya çok yakındır. Şeyde bir de çaldık bıraktıktan sonra videoyu seyrediyorum gene geri. Ben bile kendi kendime dedim ki lan hakikaten de bunu... Kafa yerindeydi bunu değil mi o zaman? Kafa yerindeydi. Tabii ayranı... ayrana yeni başlamıştık ama ayranı bayağı da biraz fazla kaçırmıştık ayranı. Kebapla ayran iyi geliyor. Bizim oranın kebap ve ayranı meşhurdur yani. Bilal abi burada Türk restoranları var. Gelsin de ne olacak? Güzel bir restoran böyle gitmeye değer. Nereyi tavsiye edersin? Vallahi res olur. Şimdi Türkiye'den geldiler, atladılar uçağa geldiler. Korona bitti, Türkler geldi burada. Bu Helsinki bölgesinde ne yapsınlar? Nereye gitsin? Ne yemek yesin? Türkiye'de şimdi gelip arkadaşların hepsi burada, adamlar geldikleri zaman zaten hemen biliyorlar ki bu memlekette böyle bir onların istediği gibi Türk restoranı olmadığını biliyorlar. Abi ortaya salata diyor. Burada öyle bir şey, öyle bir kültür yok ki. Şimdi gelin ben, diyor ortaya salata. Aynen öyle. Benim Antep'te varken adam telefon ediyor. Diyordu ya Bilal Usta, Adana'yı özledim mesela. Adana'yı özledim, lahmacunu özledim, özlemli baklavayı özledim, veyahut da işte patlıcan kebabını özledim. Ben de diyordum tamam, elimden geldiği kadarıyla yapıyordum. Yapıyorum da, halen de yapıyorum mesela. Kermeslerde, mermeslerde görüyorsundur. Hani az doğru, biliyorum. Şey yapırlarsa, elimden geldiği kadarıyla şey yapıyorum. Ama burada yani kötülüğünden falan değil. Yani Türkiye'de gelen adamların burada öyle şu restoranta git de kebabı ye veyahut da kötülüğünden şeyinden bahsetmiyorum. Tavsiye edeceğimiz öyle bir restoran yok yani. Ha yeni birkaç bir arkadaşlar falan açmışlar. Örneğin mesela Kontra'daki o kerpikli arkadaşlar açmışlar. Şimdi onlar da tabii onlara göre güzel bir şey. Ama bizim hasadımız değil. Dediğin gibi adam geldiği zaman oturdu zaman ortaya tıra at gereken böyle. Lavaş hemen. Lavaşını. O mezeler. Tabii. Bir de baharat tabii bizde baharat. Aynen. Baharatı burada baharat şey yok. Aynen öyle. Burada baharat kültürü yok. Aynen. Baharat kültürü. Yemekler hep sağlıklı. Peki Helsinki bölgesinde neyi görsünler? Buraya geldiler. Uçakla geldiler. Ya biz bu böyle şehir görmek istiyor böyle. Gez gör yerlerini değil mi? Antepli Bilal'i görsünler ya. Antepli Bilal'i görsünler. Antepli Bilal'i görsünler. Ben kendilerine her tarafı gezdiririm. Vallahi. Şimdi Hillerni'ye geldikleri zaman arkadaşlarım, ben şunu söylüyorum. Burada gerçekten mesela Porvo gibi bir turistik şehir var. Abi havalanda söyledi mi Antepli Bilal? Polise sorduğu zaman. Finli polise sordu. Antepli Bilal. Kesin bilir. Kesin söyler. Bilmezse bile şeyde Facebook'ta desin. Aynen. Ya bu desin göstersin demek tamam der. Havalandan içeri girdiği zaman zaten burada belirli başlı birkaç yeri var. Mesela Helsinki'nin merkezinde. Şimdi bir de memlekette gelen insanların şeyine bağlı. Bazı insan var mesela doğayı seviyor, doğayı görmek istiyor. Bazı insan var diyor ki ben Helsinki'nin merkezini gezdir bana diyor. Abi bir de Antep şivesiyle konuşsana. Valla işte hemşum bizim bir şey Necdet iyi konuşuyor. Şeyi Antep şivesiyle. Yok sen konuşacaksın Antep. Nini babam. Adam şimdi şeyden memlekette gelen adamlar genellikle burada şehir merkezini gezmek istiyor. Vallahi kendimi çok unuttu Bilal abi. Necdet. Bilal abi unuttu Antep şivesini unuttu. Vallahi unuttu. Seyirciler de gelsin girmek istiyorsa şeye. Yemin ediyorum Antep şivesini unuttu. Abi buyurun şeye gelin. Türbüne bizim, gelin. Yok bizim ne? Necdet. Gelin muhabbet edelim gelin. Bizim Necdet hemşerim. Gelin ya. Hemşerim Necdet iyi mi? Gelin utanmayın biz bir şeyler burada. Burada gelin. Necdet kardeşimiz, Ali abimiz, Batmanlı abimiz. Ve bu arada artist. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bizim önce besimiz önceden Malatya'ya bağlıydı eski ilimiz. Ondan sonra Antep'e bağlıydı. Evet. Sonradan evet. Bizi Adıyaman'a verdiler. Yani
Hepimiz burada hemşeriyiz. Hepsinden... Aynen. Güneydoğu Anadolu. Doğu Anadolu buradayız. Aynen. Bilal abi reisimiz bizim. Eyvallah. Bu arada Bilal abimizin yeni arabası. Hayırlı olsun diyor. Kendisi daha tekerini düzeltmedik. Hepimizin arabası. Daha düzeltmedik ama hepimizin. Hepimizin arabası. Bir tek benim değil. Allah kadarsın. Ben asıl görevime geçiyorum. Kamera arkasına. Allah ona kurban. Tek kişilik kadroydu ya bizim kit. Allah'ına kurban olurum seni. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ayaklarınıza sağlık. Haftaya yine pazar günü oynarız inşallah. Maç yaptık. Maç sonrasıyız böyle. Tabii maçtan sonra ancak bu kadar olur. Bir de şey diyeceğim. Gidelim abi. Ben işin garip tarafı, benim ana tarafım Malatyalı. Selam. Ben tabii babam Antepli. Ben de Malatya'da yaptım askerliği. Neresini yaptın? Eski Malatya'da yaptım. Eski ben. Boranköy tabii. Oo, Boranköy'de. Bilal abi hem Boranköy'de tabii. Tacan tamam. O zaman uçak şeyde levazım bunu. Hem yiyeceğiz hem lahmacunu yiyeceğiz. Oh. Araba şey aldın. Kurban olsun sana Mustafa'm. Yanımda kıymatlısın bak. Eyvallah. Her zaman için söylerim. Evet. Necdet'e sorarım da sağ olsun, Allah razı olsun. Şu aralar. Demek ki bazen ataların bir lafı var ya, kan çekiyor diye. Kan çekiyor. Ben seni ilk gördüğüm gün mesela, ilk tanıştığımız günde bazı insan gayet doğal insandır yani böyle. Eyvallah, eyvallah. Gerekse yaklaşık. İşimiz neyse dışımız odur. Aynen, hiç öyle. Şeye girmek evet. Yok. Bazı insan öyledir. Ben de genelde öyleyimdir. Ben hiçbir zaman için hatırlıyor musun elçimiyle karşılaştığımızda? Evet evet. Bana şimdi diyor, büyük ver. Elçi ben anlatayım. Şimdi seçimdeyiz böyle. Hani biz denetleme şey yapıyor. İşler düzgün gitsin diye, hani seçimlerde oyları doğru yere atsınlar, şey yapsınlar, sorun çıkmasın diye seçimde görevliyiz Bilal abiyle. Sayın Büyükelçimiz geldi. Bilal abi hiç, Allah'ına kurban Sayın Büyükelçim diyor, hiç takmıyor. Aynı muhabbet devam. Biz tabi kravat mıravat şey, Bilal abi hiç. Şimdi işin garip tarafı, arkadaşım bir denizli bana bir şey anlattı. Şimdi beni resepsiyona davet ettiler. Resepsiyona davet ederken Antepli bir hemşerim var. Burada görev yaptı elçilikte. İsmini söylemeyeyim çünkü. İzin almadı ismini söylemeyeyim. Doğru doğru. Ha. Kimsenin ismini anmıyor. Ha. Şey yapmıyor. Bana dedi ki, dedi bak dedi, seni elçimiyle tanıştıracağım dedi. Bizim büyük Bilal abi herkes tanıyor. Elçimiyle tanıştıracağım seni dedi. Hani bu Allah'ını severim falan. Evet dedi, şey muhabbet. Dedi ki tamam hemşerim dedi. Tamam hemşerim dedim ben de. Geldik şimdi kendi başta duruyor. Elçi Bey orada duruyor. Gele gelmez dedim ki Allah'ını severim seni dedim. Böyle bir sarıldım. Bizim hemşerim şöyle yaptı. Bilal abi sen Finlilere de diyorum Allah'ını severim. Senin bu artık alışkanlık olmuş. Tik tik olmuş tabii, çıkıyor tabii. Ağzından yani, otomatik falan. Finliler ne diyor, bir şey diyor mu? İlk zamanlar beni tanımayanlar böyle şey yapıyordu mesela, diyorum ki ben Marakas'tan senin yumala diyorum. He, Fincesini söylemeye çalışıyordun. He. Fince söylüyordum böyle. He. Herif şöyle bana bakıyordu, yani bu adam bana niye böyle söyledi? Ya ne demek istedi? Aynen. Ondan sonra ben tabi açıklamasını yapıyorum. Diyorum ya bizden işte böyle bir güzel bir laf var. Evet, evet. İşte nasıl bunlar da böyle bir buna benzer bir kibar, bir laf var. Bunlarda çok küfür var ya. Çok küfür evet. Var. Çok küfür sevindiler var. Mi küfür, sevmediler mi küfür. Doğru. Bir de diyorlar ki böyle atasözleri de var. Türkler gibi küfür ediyor diyor. Ama bunlar en çok bunlar küfür ediyor. Ya bir de ben sana bir şey söyleyeyim Lezzo olur. Aslında bizim kanımızda var. Diyor ya bizim gerçekten bizim... ya tabii küfür her ortamda gitmez, bir de küfür delikanlıyı bozar diyerek de bir laf var. Gerçekten doğrudur yani. Ben de küfüre karşıyım. Yani çok küfür ediyorum ama küfüre de karşıyım. Ama Bilal abi dur Bilal abi. Sen bazen açıyorum, sen canlı yayındasın. Ya adam orada... Abi Türkiye'nin her tarafına bağlanıyorlar sonra can. Adam orada bir laf söylüyor. Ya şimdi sıkıyorum kendimi, şimdi sıkıyorum, ağzımı büküyorum, şey yapıyorum. Arkadaş diyor ki ne olan sustun diyor orada, sesin çıkmadı, yaptın diyor. Ben şimdi kalkıp da izleyeyim atacağım. Diyorum ki uçtursa da bile geçirdim diyerek bir şimdi var. Bilal abi öyle Facebook'ta öyle canlı yayınlar yapıyor ki ne Cüneyt Özdemir'i, ne öbürü, ne Ahmet Hakan'ı hiçbiri kavuşmaz. 5000 kişi bağlanıyor. Bir de Allah'tan Rusya'dan, Kazakistan. Bir de Allah'tan ki ben sana bir şey daha söyleyeyim mi? Eğer ben bir spiker, bir spiker olsam bir televizyon kanalında falan kesin televizyon kanalları kapanır. Abi tek kişilik kadroyuz biz, öyle şey yok. Hayır. Bir evet. De benim eğer çalıştığım televizyon kanalı, radyo kanalı kesin kapanır. Kurutup kapatır. Çünkü olmaz. Yayın yasağı gelir diyorsun. Aynen öyle. Ya adam öyle bir tahrik konuşuyor ki. geçenlerde mesela. Kadının bir tanesi eline telefonu almış. Sen Uğur Dündar'ı şeyini izledin mi? Necdet, burayı izlettin mi? He, dinledim. Herifin kafasına, Uğur Dündar nasıl vuruyor? Kafasına vuruyor, küfür ediyor orada. Hayır, adam hak ediyor ya, küfür ediyor. Küfür ettin mi vuracaksın? Şimdi bak, ben sana söyleyeyim mi? Gerçekten bazı insan
Ben mesela bazen diyorum ki söz veriyorum böyle bilet yiyeceğim diyorum mesela. Sabaha der mi şey şimdi? Ha? Ya o akşamlar rüyama giriyor ya. Adamın yapmış olduğu terbiyesizlik rüyama giriyor. Diyorum ki gel bu adama bilet. Şimdi Ermen bir tanesine burada arkadaşım bir tanesine söz verdim. Dedim ki sana dedim delikanlı sözü veriyorum. Küfür etmeyeceğim dedim. Abi adamı bir gördüm şöyle daha 50-60 metre 100 metre. Bir sigorta attı değil mi? Aman. Sen de vardın sen de vardın o şeyde seçimlerde. Adamı ileride ben bir gördüm böyle dedim ki abi yok abi yok yapamıyorum ben. Yani tamam küfür delikanlı adamı bozar ama bazı insanlar da hak ediyor yani. Hak eden adama da basacaksın abi. Yani gene sınırını koyacaksın da. Türkiye'de yatırımın var. Ne yaptın? Allah'ıma şükürler olsun. Kaç daire? Allah'ıma şükürler olsun. Vergiciler vezimize soktu. aman vergiciler şey olan düşmez. Yok Allah'ıma şükür olsun. Var bir yatırımın var. Bir şeyim var. Şükür. Buna şükür. Ne zaman gideceksin Türkiye'ye? Bu korona morona işleri. Şu koronada falan bitsin de toprağım valla. Şimdi işte dediğim gibi. Şey, ölüm makinesi burada duruyor. Mercedes'le mi gideceksin? Arabayla gitmeyi düşünüyorum. Ha, valla çok sevdim. Ben 3 senedir. Ben? 3 sene peş peşe gittim. Bir zevk var. Anlatılmaz ya. Yorucu ama. Ben bundan 3-4 sene önce arabayla gittim. Şey, Bulgar'a kadar gittim. Bulgar'a gittim abi. Bulgar'a girdik. Bir de yanımda arkadaş var. Alemi de görünce abi elim ayağım dizlerim titredi. Dedim ki yok abi bana buradan arkadaş dedim geçiş yok değil mi? Dedim şu sınırı kapa dele dedim buradan öbür tarafa gitmek dedim bana şey değil. Bilal abi mecbursun Bulgaristan'dan geçmeye. Ya şu Sırbistan'dan şeye geçilmiyor mu Yunanistan'a? Abi dünyanın ben size bir şey söyleyeyim abi. Dünyanın en güzel. Dünyanın her tarafı çok güzel. Aynen. Nerede kafa dengi arkadaş buluyorsan, nerede kafa dengi insan buluyorsan, nerede kafa dengi uygun, kendini mutlu hissediyorsan dünyanın her tarafı. Aynen. Bugün Afrika'ya da git. Bulgaristan yarısı Türk, Allah'ına kurban tabii, dedin mi herkes? Bir de Osmanlı torunuyum dedin ve asıl Osmanlı ya, geldi dedin mi ortalık durdu. Ayıp söylemesi adamlar geleceğimi duymuşlar orada yemin ediyorum var ya her akşam. Ben bazen şöyle bir de şimdi böyle bazı sizin gibi sevdiğim arkadaşların yanında ister istemez. Küfür etmemeye gayret gösteriyorum. Aman, bir de orada içinde ne olursa olsun yani her yerde böyle şakaydı bilmem şeydi falan gitmez. Bazı yerlerde çok ciddi olman gerekiyor. Aynen tabii. Ciddi olman gerekiyor. Yerine göre, durumuna göre, ortamına göre. Şimdi orada bakıyorum şimdi şöyle abi. Ben dedim ki yok abi benim yerim burasıymış. Buradan dedim şeye gidemem. Türkiye'ye de yakın orası. Yakın mı? Arkadaşa dedim ki kaç kilometre dedim burada İstanbul şu kadar dedi. Oradan dedim Antep o kadar. Antep kaç kilometre? Hem şu herhalde 1600-1700 kilometre var İstanbul. İstanbul'dan var. Yani 2000 küsur kilometre bir yolumuz vardı. Dedim ki vallahi dedim ben sana bir şey söyleyemedim arkadaşlar ne var dedim. Dedim ki en iyisi biz burada kalak. Buradan dedim yine geri yatıra kalsın ki. Helsinki'ye gelmedim geri de. Çek'e geldim. Çek'e geldim. 6 ayda Çek'te kaldım. 6 ayda da Çek'te kaldım. Çek'te de sağ olsun çok sevdiğim bir arkadaşım var. Tarihi yerler hepsini gezdin. Tabii. Orada Çek'te de 6 ay kaldım. Arkadaşın dükkanı vardı. Ona bir ufak bir ortakçılık yaptık. İyi gezdin. Avrupa'yı gezdin mi? Nereye gezdin Avrupa'da? Tabii hepsini gezdin. Avrupa her tarafını gezdim. Yani en buradan sevdiğin Avrupa ülkesini söyle. Vallahi en sevdiğim Avrupa ülkesi Almanya. Almanya. Niye? Ortam var. Yoksa ortam güzel, ucuz. Veya ortam ucuz. Güzel. Hem ucuz hem ortam güzel. Yaşam diğer Avrupa ülkelerine karşı daha güzel, daha iyi. Ama rahatlık konusunda da, kafa dengi konusunda da Finlandiya. Finlandiya'nın yerine ülke tanımam abi. Huzur Finlandiya. Abi, tabii. Burada bak ben sana ne diyorum Avrupa'yı dolaştım. Ta Tayland'a kadar gittim. Tayland. Saat kaç Bilal abi? Saat 8. Güneş var da. Ortalık günlük 8. Güneşlik daha. Tabii. Yani ben dolaştım bayağı yer dolaştım ama Finlandiya kadar rahat ettiğim bir yer veremedim. Finlandiya çok rahat. Ben şimdi yaz tatilinde inşallah şeye gitmeyi düşünüyorum. Doğu Finlandiya'ya. Usaima bölgesi var ya göller. Lapland'a falan git. Lapland'a git. Yok yukarı çıkmayı düşünmüyorum da. Doğu bölgesine böyle o göller bölgesi var. Bir oraya gitmeyi düşünüyorum. Böyle Lapland. Huzur böyle bir ne diyelim tefekkür böyle bir rahat. Okula stres çok, gürültü çok biliyorsun. Valla Mustafa ben bazen canım sıkıldığı zaman burada atlıyorum mesela. Bir bakmışım Turku'dayım, bir bakmışım Tampere'deyim. Her yerde tanıdın mı? He tanıdım. Bizim öyle yok. Sağ olsun. Rauma'dayım. Ondan sonra ne diyeyim işte Vasa'dayım. Yani bayağı şeyde Oğlu'da, Kemi, Oğlu. Geçen Lapland'a gittim mesela balık tutmaya. Balık tutmaya. Kim tek mi gittin? Yok bir arkadaşla beraber gittik de.
Hatta orada bizim gittiğimiz günde balık sezonu bitmiş. Allah. Benim indiğim günü yani ha. Sabah kalktık dedik ne oluyor? Elime oltaları aldım dedim ne oluyor dedi. Dedim ki vallahi balığa... Poyke uslupa diye de özel izin yok muydu? Yok abi bitmiş abi, sezon bitmiş. Sezon bitmiş. Abi çiğ köfte olsa yer misin? Oy. Abi çiğ nerede köftenin kralını... Nerede bulacağız Finlandiya'da? Yaparız bak. Vallahi bir çiğ köfte gecesi yapalım. Sen, Necdet'te saz da var. Sen, saz çalan arkadaşlar da var. Davul sen çalıyorsun. Türküyü de ben söyleyeyim. Sazın kralı bende var. İki vallahi tane, türküyü de ben söyleyeyim. İki tane saz var bende. Çalan varsa iki tane saz var. Neşet Ertaş'ın sazı var bende. Oo. Orijinal hem de ha. Doğrudur abi. Harbi Neşet Ertaş'ın sazı. Vallahi bir Urfa geceleri yapalım ya. Vallahi olur. Zaten bana, Urfa, bana Antep, Malatya aynıyız ya. Aynı şey. Urfa gecesi yapalım. Dur benim burada. Çiğ köfte yoğuralım. Biri söylesin, saz çalsın. Benim burada... Şey yok ama. Şişe mi şey getirmiyor. Biz benim, öyle öyle şeye girmiyor. Benim burada bir ortamım var. Necdet biliyor. Bir kesemek ki. Yazlık diyor. Porvo tarafında böyle ufak böyle bir şey yaz var. Evleri he. He orada bir... Porvo'da. Porvo tarafında he. Bir... Gayrimenkul. Daha değil, şimdi değil. Önce önce adama bir parasını ödeyek de. Ondan sonra ben ne zaman ki adam yani dese ki adam diyor zaten. Aa diyor senindir diyor yani. Ama ben cebime kağıdı koymadan benimdir demem öyle yani. Değil, onu onun için işte. Çiğ köfte sözü aldık. Sazlar da var, sözler de var. Başım söyleriz. Siz yeter ki isteyin. Şey çiğ köftenin kralını yaparız ya. Ne diyorsun sen ki? Necdet siz orada sanında... işaret yapıyor, aklında başka şeyler vardı. Yok. Ben yani. Benim siz, olduğum siz mekanda canım, o şeyler girmez. Siz canım ayranımız ayran da ısmarlarız size ya, ayran içersiniz ya. Ayrandan şey ise tabii. Yok bizde yok. Mineral ayran var bir de. He mineral ayran. He, o da yeni mi? O yeni bir çıktı onu. He. Onu genelde bizim Antepliler Antep uşağı içer. Sen hiç şeyde maden suyuyla ayran içtin mi? Yok. Oo. Nasıl çarpıyor mu? Yok ya maden suyundan arma çok güzel ama yemiş. Birbirine katıyorsun. Tabii. Vallahi. Yani su kaytmayacaksın. Maden, maden suyu çok içtim. Hani doğal da içtim hani şeyde çıkarken. Sen maden suyundan bir dahaki sefere şöyle bir yoğurt al. Hı. Maden suyunu karıştır bir ayran yap iç. Süper oluyor. Vallahi Bilal abinin sözünü dinlemek lazım. Yeni yeni yemek şeylerini tariflerini hatta, alıyor. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gün bir pastırma yapacağım. Finli de çağırarak gelsin mi? Vallahi onu Allah'a şaşmış. Onu... Yok estağfurullah. Akşam yürüyüşünde. Zor yiyor. Benim gibi zor yiyor. Bilal abi bitirelim artık. Tamam Allah'ına kurban. Namaz vakti de geldi. Allah, namaz vakti Allah geçiyor. Kabul daha doğrusu geçiyor. Bütün arkadaşlara selam olsun. Buradan tamam. Finlandiya selamlar. Teşekkür ettim sana da. Buradan Neşe derken, Neşet Ertaş derken Bilal abi aklımıza geliyor. Allah'ına kurban. Bir Allah'ına de Allah'ına kurban herkese seyirciler. Allah'ına kurban. Herkese selamlar. Sizleri Antep'e, Malatya'ya, tüm Türkiye'ye selamlar. Kendinize iyi bakın. Tesbih alayım mı? Al. Kurban olsun. Ya ben unuturum. Ben unuturum. Kurban olsun. Bir yerde unuturum vallahi. Canın sağ olsun. Ben unuturum boşa gider. Hayırlı akşamlar.